Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ala ve salatu vesselamü ala resuluna Muhammedin ve ala ali washabi ecmaîn. Zat-ı Mekke 13. Sefir 99. kısım 118. bölüm. Tevekkül makamı. Kulların Rabbini vekil edinen var ya, tutmuştur yolu en sağlamını. Bir konuda Rabbine tevekkül eden kişi ilahin ilahın kuludur. Tenzile yakındır. Ey lehinde olan şeyi bilmeyen talip, ilahtan başkasını vekil edinme sakın. Tevekkül, alemde konulmuş olan ve nefslerin kendilerine eğilme özelliğine sahip olduğu sebeplerin yoksulluğundan sıkıntı duymadan kalbin Allah'a itimat etmesi demektir. Böyle bir durumda sıkıntı duyarsa tevekkül sahibi değildir. Tevekkül müminlerin özelliklerinden iken müminlerden bilgili olanlarda nasıl olması gerektiğini zannedersin. Alimin tevekkülü onun mümin olmasından kaynaklanırsa ki Allah onu böyle sınırlamıştır, boş yere sınırlamış olmaz. Tevekkül alimlerin özelliklerinden olsaydı ve onu teorik bilgi sağlasaydı Allah onu iman ile sınırlamazdı. Dolayısıyla tevekküle hangi şeriat ile olursa olsun müminden başkası ortak olamaz. Bunun nedeni şudur. Allah'ın zorunlu kaldığından başka akla göre bir şey Allah'a zorunlu kılınamaz. Kuldaki Allah'ın kendisine zorunlu yaptığı niteliği bilgiyle değil, iman ederek kabul eder. Çünkü Allah dilediğini yapandır. Allah kefil olup yapıp gerçekleşebilecek iki mümkünden birisini yapabileceğini bildirdiğine göre kesin olarak Allah'a itimat ettik ve onu doğruladık. Çünkü teorik bilgi ve kanıtla onun doğruluğunu biliriz. Öyleyse sebeplerin yoksunluğunda dinginliğimiz ve sıkıntı çekme işimizin nedeni Allah'ın onu tazmin edebileceğine inanmamızdır. Bilgiyle kalsaydık sıkıntı çekerdik. Öyleyse alim dingin ise bu durum onun mümin olmasından, mümin olması ise tazmin edenin doğruluğunu bilmesinden kaynaklanır. Vekaleti kimin hak ettiğini saptamalıyız. Allah mı, alem mi yoksa alem ve Allah'ın ondan birer payı mı vardır? Bilmelisin ki vekalet hakkında vekil kabul edilen şeyde geçerlidir. Vekalete konu olan o şey başkasına değil vekalet verene aittir. Böylece insan kendisinin sınırsız tasarruf edebildiği hususlarda tasarruf edebilsin diye vekil edinir. İnsanın dışındaki bütün eşyanın insandan dolayı yaratıldığını düşünen kimse her şeyde insanın özü gereği talep ettiği ve sahip olduğu bir yaranın yararının bulunduğunu kabul eder. İnsan kendi yararlarını ki yararları mutluluğunun bulunduğu şeylerdir, bilemediği için bu hususta kötü davranmasından korkulur. Allah'ın Hz. Musa'ya vahyettiği bir şey şuydu. Ademoğlu, eşyayı senin için, seni kendim için yarattım. Bu nedenle insan şöyle der. Allah eşyayı benim için yarattıysa, yarattığı her şey bana uygun olmalıdır. Ben ise kullandığımda kurtuluş ve mutluluğumun gerçekleşeceği, gerçekleşeceği gerçekleşeceği yararı bilmem. Dolayısıyla Allah bana uygun olanı en iyi bilendir. Eşya yaratan Allah olduğu gibi onlarda tasarruf etmek de kendisine yakışır. Benim aklım ilahi bir emir kendisine bitişmese bile bunu kabul etmeyi gerektirir. Bir de ilahi emir varsa iş nasıldır? Allah şöyle der. Ondan başka ilah yoktur. Onu vekil edin. Bu ayette Allah vekaletin sadece ilaha bırakılabileceğine dikkat çekmiştir. Çünkü Allah kullarının yararını bilir. Çünkü o, dikkat ediniz, yaratan bilmez mi? O latif ve habirdir. Ayetinde belirtildiği gibi eşyayı yaratandır. Böylelikle mümin alim Allah'a vekil edinir, işlerini ona teslim eder, işlerinin yöneticiliğini onun eline verir ki gerçekte de işler Allah'ın elindedir. Mümin Varlıktaki duruma bir şey eklemez. Allah da onu bu konuda över. Bu durum mülke herhangi bir şekilde etki etmez. İşte bu cömertliğin zirvesidir ve bu müessir olmaksızın eserle övmek demektir. Hatta hepsi ondan ve onadır. İşte bu konuya bakan birinci kişinin payıdır. İkinci değerlendirme sahibi ise şöyle der: Allah eşyayı eşyadan dolayı değil, her mümkünün kendisine yaraşan namaz ve tesbih ile onun hamdini övmek üzere yarattı. Böylece Allah'ın büyüklüğü bütün varlıklara, mümkün cinslere ve onların şahıslarına ve türlerine yayılır. Allah şöyle der, hepsi namaz ve tesbihini öğrendi. Başka bir ayette ise her şey onun övgüsünü tesbih eder denilir. Her şey Allah'ın mülküdür. Hal böyleyken Allah kendi suretine göre bizi yaratmış, kendisini eşyaya görünmemek özelliğiyle nitelemiş, eşya ile eşyanın onu algılaması arasında perdeler çekmiştir. Allah eşyayı idrak ederken eşya onu idrak edemez. Çünkü eşya onu bilemez. Onun üzerine Allah insanı halife yarattı ki o vekildir. Bu bağlamda sizi halife yaptığı şeylerden infak ediniz buyurur. Ardından vekalette bizim için aşamayacağımız durumlar belirlemiştir. Öyleyse bizim vekil olmamız bizim Allah'a vekil edinmemizde olduğu gibi şartsız bir vekillik değildir. O halde Allah bizim için bir takım sınırlar belirlemiştir ki onları aşarsak Allah'ın sınırlarını aşmış oluruz. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa hiç kuşkusuz kendine zulmetmiş demektir. Bütün Kur'an birinci yaklaşıma göre gelmiştir. Çünkü Kur'an'da Allah sadece tevekkül ediniz, tevekkül edenleri Allah sever gibi ayetler zikretti. Böylelikle Kur'an birinci bakışı üstün tuttu. Bu ise eşyada değil, bizim yararlarımızda vekil edinmemizdir. Böylelikle iki bakış uzlaşır. Söz konusu durum kendisine tanıklık ettiğimiz üçüncü bir yaklaşımdır ve yolumuzdan herhangi birine ait olduğunu görmediğimiz bir yaklaşımdır. Buna göre Allah eşyayı bizim için değil kendisi için yarattı ve her şey yaratılışını verdi. Yaratılışımızın bir yönü de dünya ve ahirette yararımız bulunan şeye muhtaçlıktır. Biz maslahata giden bir yol bilmeyiz. Çünkü Allah eşyayı bizim için yaratmadı. Bu nedenle eşyada bizim yararımız olduğunu gördüğü şeyleri bize amade kılması için Allah'a vekil edindik. Allah'ın bize yararımız bulunan şeyleri amade kılması bize bir lütfu iken onu vekil edinmemiz ise onun emrine bağlanmamızdır. Böylelikle ona tevekkül ederken memur kullar ve emrine uyanlar haline geliriz. Bununla da onun iyiliğini umarız. Böylece eşyanın kendisinde değil, yararı ve maslahatı belirlemede Allah'a vekil edinmek gerçekleşir. Bu bakış ise latifliği nedeniyle herkese farkına varılmayan ince bir berzah, önceki iki bakışı birleştiren ve iki hükmü sabit kılan şeydir. Bu makam sahibi bu konuda konuşmuş olsa bile onlardan biri ikisini birleştirmeksizin iki uçtan birine yönelmiştir. Bu makamla nitelenen adamların bir kısmı bu makamda Allah'ın önünde yıkayıcının elindeki ölü gibidir. Yıkayıcı onu dilediği şekilde hareket ettirir ve o hiçbir şekilde ona karşı koyamaz. Bir kısmının hali ise efendinin malında kölenin durumuna benzer. Bir kısmının tevekküldeki hali ise baba malında oğlun durumuna benzer. Bir kısmının hali ise vekili kendisi belirlese de belirlemese de vekil yapanın karşısında vekil gibidir. Muhakkiklerin ve bizim benimsediğimiz görüş şudur. Tevekkül insanda tam ve kayıtsız olarak gerçekleşemez. Çünkü doğasından kaynaklanan yoksunluk özü gereği insanda hükümrandır. İnsan doğal ve melikuti bir durumdan bileşiktir. Hak insanın böyle olduğunu bilip ona tevekkülü emrederken bununla bir nitelenebilecek şekilde kendisini emretmiştir. Allah kendisini uluhiyeti hakkında kıskançlık özelliğiyle niteleyerek ardından kendisini yaratıkların kendisine muhtaç olduğu her şey yerine koymuştur. Çünkü her durumda ve halde muhtaç olunan Allah'tır. Allah şöyle der, ey insanlar burada mümini ya da başkasını ayırt etmemiştir. Siz Allah'a muhtaçsınız, Allah zengin ve övlendir. Muhtaç olduğunuz eşya bize aittir ve bizimdir, sizin değildir. Dolayısıyla sadece bizden istenilir. Öyleyse insanlar eşyaya değil, bize muhtaçtır. Çünkü eşya bizden bağımsız değildir. Tevekkülün kendisiyle nitelenebilecek ve bu sayede tevekkül diye isimlendirilebilecek bir takım halleri vardır. Allah yolunun ehlinden birisinin bu meselede bize işaret ettiğimiz hususa değinen şöyle bir sözü ulaşmıştır. Öldük ama yine de tevekkül kokusu duymadık. Çünkü o içinde bulunduğu muhtaçlık nedeniyle tevekkülün her şeye yayılmasını istiyordu. Tevekkül mecazen parçalanabilir bir makamdır. Biz hakikat ehliyiz. İddia sahibinin söylediği gibi tevekkül bir yönden gerçekleşebilseydi, bütün yönlerde de gerçekleşmiş olurdu. Tevekkülde iddia vardır ve sahibi yükümlüdür. Tevekkül keş özelliğine sahiptir. Tevekkülün ariflerdeki derecelerinin sayısı 477, melamilerdeki dereceleri 456'dır. Onun bütün alemlere dönük nispetleri vardır. Bunlar mülk, melekut ve ceburut alemleridir. 119. Bölüm Tevekkülü Terk Sen sahibi olduğun şeyde vekilsin. Hak ile zarar ve yarar gerçekleşmez. Tevekkülün terkini herkes bilemez. Sadece vekil bilebilir onu. Ne ruh vardır ne de beden. Tevekkül nasıl olacak ki? Varlıklar tevekkül edilenin kendisidir. Ne varlık var ne eser. Tevekkül dince tanımlanmıştır ve onun dince tanımlanan kısmına ulaşılabilir. Gerçek tevekkül, varlık halinde kimse adına gerçekleşmeyecek bir iştir. Öyleyse bu anlamıyla tevekkül, yani tevekkül, mağdum yani yok olan iken, yok olana ait bir iştir. Mağdumun nitelenebileceği bir makam yoktur. Gerçekte ise var olan da sadece tevekkül gerçekleşir. Sonra şöyle deriz. Var olmayan, var olana kadar tevekkülle nitelenmiştir. Var olduğunda ise tevekkül ondan çıkar. Tevekkülün terki denilen şey de budur. Sonra şöyle deriz. Allah ehlinin geneli nezdinde bilinen tevekkülün terki iki adamla gerçekleşebilir. Birincisi tevekkülün olamayacağını bilip ona başlaması terk edendir. Başlamayı terk edendir. Çünkü böyle biri tevekkülün gerçekleşmesinin mümkün olmadığını bilir. Şöyle ki. Açlık acısı kendisini tuttuğunda ve bu acıyı uzaklaştıracak bir yiyecek yanında varsa açlık acısını gidermek üzere onu yer. Böyle biri ile azat olmak isteyen ya da hastalandığında doktora başvuran ya da ayık, akıllı ve tam bilgi sahibiyken korkutucu durumlardan güvenli yerlere sığınan kimse arasında herhangi bir fark yoktur. Öyleyse tevekkül bir makam olması yönünden gerçekleşirken hal olması yönünden gerçekleşmez. Başka bir ifadeyle tevekkül hem geçerli hem geçersizdir sözünü ettiğimiz ikinci adam ise şöyle der. Allah yarattıklarının yararlarını en iyi bilendir ve o her şey yaratılışını vermiştir. Hal böyle iken neyde tevekkül edilecektir? Bu durumda tevekkülü terk eder. Çünkü hakkında Allah'a itimat edebileceği bir malı yoktur. Kutsi hadiste Rabbin işi bitirdi denilir. Bununla beraber söz konusu insan emir ve yasaklara dikkat eder, kendisine emredilen ya da yasaklanan amelleri yerine getirir hakkındaki meşru hükmü dikkate alır. Öyleyse tevekkülün, sırlar, tevekkülün sırlarından birisi de tevekkülün terkidir. İnsan tevekkülü terk eder ise diğerlerini geride bırakır. Tevekkül ise diğerlerinin varlığını olumsuzlar. Sufilerin çoğuna göre üstün olan bırakılan değil olumsuzlanandır. Bize ve şeyhimiz Ebu Suud bin Şibli, Ebu Abdullah el-Hivari ki mağrib ülkelerinden Tunuslu idi, Ebu Abdullah el-Gazzal Endülüs şehirlerinde Miryeli'ydi. Ebu İmran Musa bin İmran el-Mirtulli idi. ve benzerlerine göre üstün olan olumsuzlanması gerekeni olumsuzlamak yani bırakmak gerekeni de gerektiği şekilde ve vakitte bırakmaktır. Bağdatlı Abdülkadir el ciliyi de böyle derdi. Çünkü Allah fani eder ve baki bırakır. Allah şöyle der. Sizin nezdinizdeki tükenir. Dolayısıyla ona güvenmeyin. Allah'ın nezdindeki vakidir. Böylelikle sahip olduğunuz şeyin bekasında Allah'a itimat edersiniz. Öyleyse fani eden ve baki bırakan Allah'tır. Ebu Medin'in ilk hali böyleydi. Daha sonra bu halden ayrılıp ayrılmadığını bilmiyorum. Çünkü o ölümünden bir ya da iki saat önce imamlık makamından ayrılmıştı. Burada kuşku aradan uzun zaman geçtiği için bendendir. Tevekkülü terk edenin bir iddiası yoktur. Dolayısıyla sorumlu da değildir. Çünkü tevekkülün terki var olmayan bir durumdur. Bu durumda tevekkülün terki insanın üzerinde bir süre geçti. O zikredilen bir şey değildi. Ayetinde belirtilen ilke yerine geçmiştir. Ayette kastedilen ayanı sabite halindeki yokluktur. Çünkü bu esnada o Allah tarafından zikredilen bir şeydi. Dehir ise Allah'ın isimlerinden biridir aradaki lafsi ortaklık nedeniyle Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dehre sövme yasaklamış ve Allah dehrdir buyurmuştur. Hiçbir şeye özü gereği küfredilmez. Bir şeyden ortaya çıkan şeye tepki gösterilir. Var olan şeyler Allah'tan meydana çıkmıştır. Zaman anlamındaki dehir ise bir nispettir, gerçekliği yoktur. Allahu Teala'nın zikredilen bir şey değildi ifadesi bu durumda insana işaret eder. Başka bir ifadeyle insan ayağını sabite ile birlikte kendi sabiti aynından mevcuttu. Fakat onu zikredecek yani hatırlayacak şekilde bunu bilemez. Ya da bu esnada bir fikir sahibi değildi ki onu zihinde var düşünerek bir araya getirebilsin. Çünkü fikir insana özgü güçlerden biridir ve diğer canlılarda bulunmaz. Bu ayet insanın eksikliği ve insana karşı ilahi özensizlik hakkında Kur'an'daki en çetin ayetlerden biridir. Bize göre Allah insanın yaratılışını ve dış varlığını sadece ona olan ilgisi nedeniyle geciktirdi. Allah insanı ilk şey olarak yaratsaydı halife olmadan geçireceği uzun bir süre olurdu. Çünkü bu esnada üzerlerine halife olacağı kimseler olmayacaktı. Allah ise insana halifelik ve kendisine vekillik görevi için hazırlamıştır. Dolayısıyla onun varlığı diğer yaratıklardan sonra gelmeliydi ki dünya ve ahirette halifelik adını yitirmesin. O halde insan bir hükümdar ve efendi olarak var oldu. Ona karşı başka varlıklarla beraber o da Allah karşısında bir köle ve maldır. Böylece insan halifelik özelliğiyle bütün alemden üstün olmuş iken insandan başkasına bu özellik verilmemiştir. Bu mertebe ise insan adına ilahi surette yaratılmış olmayı zorunlu kılmıştır. Bazıları bu ayet Allah'ın insana özen göstermediğine delildir der. Çünkü Allah ezelde konuşan ve ne olacağını ezelde bilendir. İnsanın ise zikredilen bir şey olmadığını söylemiştir. Bununla beraber o bir şeydir. Çünkü Allah bir şey irade ettiğimizde ona sözümüz ol demektir, o da olur buyurur. Allah subuti veya vücudi bir kulakla duyana emir verir. Allah ise insanın dehrin bir kısmında zikredilen olmasını olumsuzlamıştır. Ayette geçen dehir yani zaman hin yani hinun mined dehir ise insanın insan suretiyle var olsa bile zikredilen olarak bulunmadığı dehrin bir parçasıdır. Onun suretini gören kimse Allah'ın onun hakkındaki muradını bilememiş, kendisiyle zikredilecek mertebesinin adını öğrenmemiştir. Bu kişi Allah nezdinde insana dönük ilgiyi de anlamamıştır. Bu ilginin sonucu ise kendisini yeryüzünde halife yaptığında insan üzerinde gözükür. Hak onu kendi vatanına yabancılaştırmamıştır. Onun vatanı kendisine yaratıldığı ve zilletinin yeri ki bu onun kulluğunu gösterir olan topraktır. Çünkü yeryüzü çok zelil anlamında zelüldür. Öyleyse halifelik insanı kulluğundan perdelemez. Bununla beraber kulluk en üstün mertebedir. İnsan bu mertebede özü gereği bulunurken hakka yakın melekler dolaylı olarak bulunur. Allah şöyle der. Mesih çekinmez. Çünkü o ölülere hayat verir, şaşıları iyi ederdi. Allah'a kul olmaktan sonra atıf yaparak şöyle demiştir. Ve yakın melekler de. Onlar unsurlardan meydana gelmekten münezzeh meleklerdir. Bu nedenle onların yaratılışı en üstün yaratılış iken insan en toplayıcı yaratılıştır. Çünkü insanda melek ve diğer şeylerin yaratılışı bulunur. Dolayısıyla toplayıcılığın üstünlüğü insana aittir. Allah onu bu nedenle meleklerin öğretmeni yaparak onları kendisine secde ettirmiştir. İnsanın yaratılışıyla ilgili ayetin bağlamı ona dönük nimetleri ifadeye imkan verir. Burada zikirde bir güçlük ortaya çıkmıştır. Bunun nedeni kelimenin nekre gelmesidir. Nekre ise olumsuzluk bağlamını koşatır. Öyleyse belirsizlik zikreden herkesten zikretme eylemini olumsuzlamayı genelleştirir. Yani hiç kimse onu zikretmemiştir. Bu ise şunu gösterir. Allah insanı kendi içinde zikretmiş olsa bile daha önce yarattığı varlıklara zikretmemiştir. Sonra onu özel ismiyle Adem değil, kendisi için yarattığı mertebesinin ismiyle Meleklerini zikretmiştir. Bunu bilmelisin.